Tiyatro oyununda oynamışlar. Abi gençken. Ne oldu az evvel? Abi sen sustun ya, ben ona güldüm ya. Ulan ben konuşuyorum diye güldüm sanırım. Gördüğünüz gibi Mesut Süren'in sessizliği Cem İşler'in konuşmasından daha komik. Aslanın bazıları konuşur, gık çıkmaz. Bazıları susar. Mesele değil. 3 dakika susalım mı? Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Tahsildaroğlu'nun sunduğu ilişki testi başlıyor. Burada alkış değil, sloganımızı beklerdim sizden. Tahsildaroğlu. Ulan ya. Bu hafta zaten normal hayatta da arkadaşım olan, sık sık görüştüğüm komedyen bir arkadaşım ve kıymetli eşini ağırlayacağım. Sevgili Serpil İşçiler ve Cem İşçiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Var mı Cem'i tanıyanlar aranızda daha önceden? 4 kişi. Bayağı bir. Onlarla da beraber geldik zaten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yıllık bir ilişkiden bahsediyoruz Serpil? 6. 6 sene? 6,5 derim. Aşkım haberin yok mu yani? 6,5. Evlilik 6 evet. Abi. 6 tamam. Bir de ilişki direkt mi evlendik yani? Çok kısa sürede. Çabuk tartıştık hemen. Oğlum ben anlamadım. Ne kadar zaman bir şey istiyorum. Aşkım salak konuşma sen. Ne oldu oğlum? 6,5 evliyiz. Bu kadın hamile. Üstüne gitme. Vallahi doğurmaz ha. İlk karşılaştığınız yer? Cem'in stand-up'ıydı. Sen böyle gelen seyircilere yürüyor musun aslında? Hani biz de yıllardır yapıyoruz. O yürüdü daha çok. Biraz öyle oldu. Yani nasıl? Öyle olmadı aslında da. Herhangi bir konuda daha önce aynı fikirde olmuşluğunuz var mı yani? Abi 4 aylık hamile 4 aydır hep haklı. O yüzden... Çok yanlış zamanda gelmiş gerçekten. Ne oldu? Nasıl yürüdün Cem'e? Ya şöyle oldu. Cem benim erkek kardeşimin, eşinin, kız kardeşinin liseden arkadaşı Cem. Bir gün ben de aradım. O kadar yakınım sana onu bilemem. Çünkü yani... Temel olarak hepimiz ırklara da bölünsek o kadar akrabayız. Vallahi bak rahat ol. Ne yakınlıklar çıkardı abi. Benim liseden teyzemin kızı. Evet. Ya işte o aradı işte bir arkadaşım stand-up var. İşte gelir misin falan diye. O zaman da 10 kişilik bir grupla takılıyordum böyle. Hani gidelim dedim. Böyle tamam. Gittik gösteriye. O sırada Cem sahnede bir hayvanlarla ilgili bir şeyler anlatıyordu. Ve şey dedi hani hayvan besleyen oldu mu falan. Öyle bir diyalog oldu sahneden şey falan. O beni görmemişti. Sonra işte arkadaşlar birlikte Face'ten ekleştik falan. Ama o zaman Cem'in kız arkadaşı var. İşte benim erkek arkadaşım var. Cem'i çok yakıştırıyordum kız arkadaşı. Aa ne zaman evlenecekler falan diye. He ya. Cidden çok yani böyle birbirlerine yakıştırıyordum yani çok. Ama şu anda değil durum. Sürekli diğer kızı övmekte acaba niye böyle... Öbür kız var ya, beni boş ver de öbür kız. Şimdi o burada otursa ve yine hamile olsa o kadar güzel görünür ki yani. Bambaşka görünür. Öyle. Tanışmamız o şekilde güzel, oldu. Güzel güzel. O zamanki kız arkadaşın kimdi? Nasıl yine başka anladım? Bir seyirci mi? Ulan ne güzel sordum ya. Vallahi takdir ettim kendime. Bir önünde oturandı abi. Çok komikmiş. 6. sıra ve 7. sırayı göndermeyin diye. Allah Allah. O zaman vardı. Kaç zamanlık bir ilişkiydi o? O da birkaç yıl olmuştu. Daha aha. Uzun. Diyebiliyorum. Daha uzun. Çok güzel oğlum. Hiç aynı cevabı alamıyoruz. Bir tane sonra 8 farklı cevap. İstediğinize inanın. Bu program böyle. Bir tanesine inan oradan devam et. O zaten Serpil de hep bana yürüme bahanesi olarak o kızı öne sürüyordur. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsunuz? Hayır, biz tanıştıktan sonra öyle bir şey söz konusu değil. Ben vallahi bugün konuşmayacağım. Bu ikisi yapsınlar programı. Hiç benlik bir şey yok bugün. En rahat programlarından biri. Evet. Ben yürümedim. Şöyle bir şey oldu. Benim doğum günümde Feyyaz'dan işte şey yazmış böyle duvara. Doğum günün kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Sana boncuktan fil yaptım, konacak pencerene falan. Böyle sen mi yazdın bunu? Evet. Bir yerden alıntı gibi geldi bana yani. Bir yerden
biliyorum gibi. Ondan sonra Messenger'da falan konuşmaya başladık. İşte sahneye çıkıyor. Şu nasıl? Bu? Ben de abi çekiyorum bu arada. Hani abi güzel falan. Şöyle yapsam böyle yapsam daha iyi falan abi diye. Abi çekiyorum. Yani çekiyorum da abi diyorum. Tabire bak. Ben de abi çekiyorum. Hoş geldin. Gebze çocuğu. Hoş geldin. Çıkardım kasaturayı. Öyle bir şey oldu. Sonra biz buluştuk. O fili görmek istiyorum diye evet, ama şey yani. Yaptı. Öyle film bildiği yok ortada zaten. Çizdin, bana fotoğrafını gönderdin. Sen sorunca çizdim işte. Aferin Cem, ne fark eder abi? Ya çiz ben gitsin. O gün kimin doğum günü hepsine yazdım. Ona fil, buna zürafa. Çiziyorum abi. Aldım Monami pastel, sürekli çiziyorum. Ama sonra buluştuk abi, ben hemen aşık oldum. Serpil'e. Ben olmadım tabii. O olmadı. Sağ ol, bunu da böyle söyle. Hemen aşık oldun mu? Hemen. Evet hemen. Böyle bir hani çarpılma denir ya. Hakikaten mi? Evet evet hemen. Böyle önüne yapıyorum durduk yere. Ama o zaman şey çok grip de hastaydı falan. Ondan bence hastaydı. Öyle olmuştur yani. Aşkım çünkü grip göz, burnunun ucunu göremiyordu yani. Burnu kıpkırmızı falan böyle. Ben bira içiyorum, o böyle ıhlamur falan içiyor. Yanında bir poşet ilaç böyle. Görüşme öyle geldi. Nasıl ama ilk buluşmaya gitmem? Çok güzelmiş dedem ya. Ölsene bir tansiyonum, kaçın ben. Evlenmedik mi hanginiz etti? Cem. Ben Cem. Ettim. Nerede etti? Abi Taksim'de ettim. Biz tanışma da Taksim, evlenme de Taksim teklifi. Old City Comedy Club'da sahneye çıkıyordum. Orada mekan işletmecisinden rica ettim bir evlenme teklifi edeceğim diye. Ben bütün Serpil'in işte arkadaşlarını, akrabalarını, işte dostlarını topladım. Papatyalar döşedik. Aslında ben bütün İstiklal Caddesi'ne döşecektim. Çok papatya alamadık. Sadece o sokağa döşedik, o girişe. Ama onu bir tabii belediyeye sorman lazım. Yani kafana göre papatya döşeyemezsin bütün caddeye. Dört papatya alınca sormadık. Dört tane mi alınca? Çok açtım, birinde yedim abi. İyi, güzel. Koyduk falan işte o sokağın girişine. Bir de arkadaşları nöbet tutturuyoruz. Çünkü papatyayı gören üstüne basıyor. Nedense öyle bir enteresan. Serpil bir arkadaşıyla geldi. Arkadaşın haberi var, Serpil'in yok. İçeridekinden haberi var. Müziği falan her şeyi ayarlamışız. Serpil bütün papatyalara bastı abi. Nasıl? Hepsini bastı. Bu ne lan? Kim koydu bunu? Kalpler de koymuştum aralarına. Onlara da basmış. Nasıl böyle? Geldi ağzıma da bastı. Hadi okulu kapandı o gün. İşte o geldi, müzik çaldı. Ben diz çökecektim. Çökecektin mi? Çökemedim ya. Neden? Heyecanlandım. Gösterebilir miyim nasıl çöktüğümü? Tabii. Şöyle çömeldim. Geri kalkamam diye mi korktun yani? Bazen çünkü olur. Belin iyi değildir. Yaşlısındır. Güvenemezsin kendine. Çok koptu abi. Şimdi akrabaların arkadaşlarını görünce beni unuttu zaten. Aa sen de mi geldin? Aa Hüseyin. Çok heyecanlandım. Ben bununla mı evlensem lan? Bu daha iyiymiş. Böyle arada tartışır mısınız? Kavga dövüş? Yok. 6 yıldır. Abi yani tabii ki her çiftte olduğu gibi. Tartışıyoruz. Nereye kadar sertleştiniz daha önce? Ne çıktı ağzınızdan en sert? Ben terbiyesiz diye bağırıyorum ya böyle. O kadar. Daha sert çıktı mı çünkü, hiç? Çünkü yani... Bağırdıklarını sormuyor. Yani en sert söyle. Söyle. Yani kovuyorum falan böyle, sinirlerim bozuyor. Ama şey var böyle hani küfürü falan sevmiyorum. Çünkü o beni çok tahrik ediyor. Ben de etmemeye çalışıyorum ki etmiyorum da zaten. Kim tahrik ediyor? Ya normalde... Aşkım yani... öyle bir anlattık yani bizim kavgamız... Aşkım bana küfür et ne olur. Bana öyle... söv! Anama söv anama! Dedeme söv! Söv! Beni çevir söv ne olur söv! Böyle bir şey yok yani. En yüksek ne söylemiş yani? Tamam ben en çok terbiye istiyorum. Tabii canım o tip şeyler. Sen? Sen ne diyorsun? Evet terbiyesizim diyorum. Cem ben senin çocuk olsun bir daha alacağım buraya. Vallahi bak sen şu an... yutkuna yutkuna zayıfladın karşıma şu an. Hiç içindekileri söyleyemiyorum korkudan. Ben eğleniyorum abi. Sen... Eğlen. Beş ay daha eğlen. Senin ağzından... Bu arada hakikaten analı babalı derler. Ha, bir avazla derler. Bir alkışlayalım ya. Teşekkürler. Çocuğa gelsin bu alkış. Çocuğun cinsiyeti belli olmuş. Arkadaşlar piliç. Erkek olacakmış. Adını ne koyacağız? Ya, toprak düşünüyoruz biz ama. Sen düşünüyorsun belli ki. Ben düşünüyorum. Belli ki toprak düşünüyorum, o da eşek gibi düşünecek. Ama toprağı Serpil istiyordu, ben de hiç itiraz etmedim. Yani biz sevgiliyken, nişanlıyken de çocuğumuz olursa toprak olur dedi. Ana. Şu an tam olarak kaçıncı gününde? 17 hafta. 17 hafta. Hafta. Evet. Belki de duyuyordur bizi. Duyuyor. Göt. Niye ayaklanmıyor şekiller çocuk?
Belki duyuyordur yani. Çocuk bir de olacak. Ya dördüncü ayda göt diye bir şey söyledi. Kimdi lan o? Dört yere götleri bana mı dedi o? Dile gelmiş. Taksim diyordu, bir şey diyordu. Sarı dolmuş da gelmiş buraya da. Abi hep öyle diyorlar bu arada hamile. İşte duyuyor, müzik dinletin, dinliyor falan. Doğan bebeğe bakıyorum, hiç duyuyor gibi. Bebek doğduğu zaman mı anlamıyor? Ama sen bir bebek anne karnından kendine gel kendine. Böyle çıkamaz olur tabii. Her duyduğunu beynine atıp şarkı söyleyerek çıkmaz yani bebek. O kadar da bekleme. Klasik müzik dinliyor musun şu an? Yani... Dinletiyor musun ya da? Dinliyorum aslında da şey... Ya kulaklıklarım fazla... kendim mi dinliyor yoksa bunu mu dinleyeceğim? Valla ben bilmiyorum. Yok, göbek deliğinden sokuyor kulaklıklarım. Bir tane ona, bir tane kendine içeride ses açıyor. Oğlum Allah Allah. Şimdi ben tam olarak anlamadım ama 6 yıllık bir evlilik, 6 yıl 9 aylıklı bir ilişki. Doğru evet, mu? Evet. Evet. Totalde 72-81 ay. En fakir anınız hangisiydi? Hep yani. Yavrum hep diyor, hiç eksik olmaz. Bir kere abi, şimdi böyle fakirlik falan anlatıyoruz yani insanlar şaka yapıyor sanıyoruz. Bir gün işe gideceğim abi, ben genelde Serpil'den yarım saat önce kalkıyordum. Daha erken gidiyordum. Gittim komedine baktım. Cemciğim hiçbir deklerini kabul etmiyorum yani. Çok basit bir şeydi bile yapıyor yani. O benden erken kalkıp. Abi kalktım komedinden, işte para alacağım. Minibüse binip işe gideceğim. Komedinde 2,5 lira vardı, tamam mı? Serpil'e dedim ki sende para var mı dedim. Dedi ki yok. Dedim ki o zaman ikimizden biri işe gitmeyecek bugün. Böyle oldu vallahi, bak doğru. Ve o gitti işe, ben patrona... Evet, bak gene ben verdim. Patrona aradım, dedim ki ben dedim bugün işe gelemeyeceğim. Dedi ki niye? Dedim çünkü gelemiyorum. Dedi ki atla taksiye gel. Lan taksiye binsem zaten gelir. Gelecek ya. Adam akıl etmemiş. Doğru ya. Taksiyle gidebilirdim. Öyle o gitti yani. Sonra şeyi düşündüm. Ulan dedim biz nasıl bir iş yapıyorsak işe gitmeye paramız yok. Peki patron bu durumu öğrenince demedi mi yani? Atla gel bende var. Yok be abi, patron seni, çalışmadın patronla. Bana böyle sanki 37 yıllık it kopuk bir hayatım varmış gibi. Yok be abi, sen ne bileceksin çalışma hayatını? Sen emeği, orağı, çekici, sen nereden bileceksin abi? Allah Allah. Vay be, sen gittin işe o gün. Evet, ben gittim. En zengin anınız? Evlendiğimiz ilk ay. Kadın çok net. Bir ay mı sürdü altınlar? Ya bir ay derken böyle şey, evet. Ve deli gibi bir market alışverişi yapmıştık. Ay yavrum, sevgiliye bak, koşar oldum. Merhaba tahsiller oldum, bilmem ne aldım. Yalnız yeni evli çiftler bilirler. Abi ilk alışveriş çok komik oluyor. Biz bir alışveriş yapmışız. 30'lu yumurta falan mı? Abi yumurtalık oluyor ya 32. Ondan 6 tane almışım. 180 tane yumurtayı ne yapacaksın acaba? Evlerimize yumurta atıyor. Hayvan gibi böyle 4 arabayla gittik eve. Hevesle tabii. Hevesle böyle. Ama son herhalde o alışveriş o kadar. Ya evet, heyecanlı. Hani onları yiyoruz aslında. Çok komik. Abi 3 tane yumurta kaldı, yanımıza getirdik. Aç olan varsa. Birbirinizin ne aldığını bilir misiniz? Serpil hep alır zaten. Yani hesaplar onda mı? Onda. Aa, senin kendi kartın da var ama. Var. Banka kartı. Ya ona yatar, bana gelir direkt. Hemen. Şifre ya. Onda. Şifreyi biliyor. Oğlum kartını ver o zaman. Şifreyi bilmiyorsan ne yapacak kartı? Ben alışveriş yapmak için Serpil'i bir çağırayım bir yere. Çok komik olur. Tatlım gevzedeyim ben. Bekliyorum tamam. 4,5 saat sonra gel, tıraş olacağım ben. Berberdeyim. Sen Cem'in mesela, Cem bir anda 400 lira çekti. Ondan haberin oluyor mu yani? Yok. Ha olmaz. Tamam, o kadar da değil yani. Yok yok, o kadar özele girmiyorsun. Hiç mesela aile olarak borç verdiğiniz birileri oldu mu? Çok güzeller. Soruyu ilk defa duymuşlar. Biz, bizi bu soruya layık gördün. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Bizi herhalde sen güzel gözünle baktın. Bizi zengin olarak gördün ve bu soruyu sordun. Öncelikle Allah razı olsun abi ama konusu hiç açılmadı bunun. Gerçekten öyle görünüyorsak ne mutlu bize. Yok yok yok, sen 2,5 anlattıktan sonra onu ben başa koyacağım. Fakir diye büyük yazı koyacağız üstüne. Birbirinize yalnız kaldığınız zaman aşk sözcükleri söylüyor musunuz? Mesela Cem'e en böyle romantik ne söyledin şimdiye kadar? Ya ben çok duygularımı belirleyen bir tip değilim. Yani böyle Cem... nar tanem, nur tanem. Yok, bir de eciş bücü şöyle çok sevmiyorum böyle. Cem daha çok uyurken severim ben Cem'i ya. Öyle. Konuşmuyor çünkü uyuduğu zaman. Bir şey söyleyince cevap veremiyor. En sevdiğim Cem. Adam yatalak kalsın da bir şey istemiyorum hayatta. İnşallah bir gün felç iner. O zaman aşık olurum tekrar kocama.
Yani öyleymiş, bana da olsun. Uyurken çok seviyor. Çok da öyleymiş diyor, o da inanmış. Beni çok seviyor abi. Uyurken ama çok seviyor gerçekten. Kalbi hep gup gup. Saçını falan mı okşuyorsun uyurken? Yani öperim ellerini. Yani ne bileyim, yüzünü falan böyle. Severim yani Cemil uyurken. Uyanıkken yap. İşte o da ona kızıyor ama şey var böyle değil mi? Ben duygularımı çok belli, yani hani sözler de dökemem. İşte dokunmam da falan böyle. Ama uyurken çok güzel seviyorum. İstersen bir uyuyayım biraz. Ulan ne? Valla çizdiniriz ha. Kesin sen 10 dakika. Dur biraz zaman alır. Eter alan var mı yanında? Eter alan çalışalım. Valla bak var. Bir güzel uyusa. Sen? Ben hep çok severim yani. Çok evet. Bir de fiziksel olarak da sürekli ısırıyorum, öpüyorum, mıncırıyorum. Isırıyor mu? Çok yaptığı için herhalde ben ihtiyaç duymuyorum. Omzunu yani. Omzunu mu ısırıyorsun? Neresi ısırıyor abi? Hayır oğlum işte yani. Omzunu. Yanağını mı işte? Yanağını. Onu merak ediyorum. İşte ha? Kolunu. Baktım yani nereden ısırıyorum. Şurada diş izim var. Şurada var. Biraz sert sevdiğim için... Yok. Ooo. 2,5 liradan nerelere geldik? 2,5. Benim de dile burada. Hamile olduğu için. Bunu da başa koyalım. Sert seviyorum. Fakirim ama sert severim. Hanımlar beyler, Tahsildaroğlu'nun sunduğu ilişki testi tüm hızıyla sürüyor. Alkışlarla. Hey yavrum. Serpil İşçiler ve Cem İşçiler bugünkü konuklarımız. En son hangi konudan tartıştınız Serpil? Son. Evet, son. Bu para mevzusu olmuştu. Bir de gelirken kulaklık yüzünden böyle biraz yükseldik. Ne o? Dolmuştayım. Böyle kulaklık var. Instagram'da hikayelere bakıyorum. Ama müzik çalmıyor. Müzik çalmıyor ama sürekli şey Cem'de kulağım ve duyuyorum bu arada. Her şeyi duyuyorum. Skorşunu duymuyorsun falan diye sürekli böyle bir söylendi. Ama duyuyorum. Anlaşamadık bir orada. Sonunda ne oldu? Çıkardın mı? Hayır çıkarmadım. Kulaklığına boğdum. Ne yapacağım abi ya? Komik olur. Benim üstüne bir adam. Dua etsin o çocuğa. Boğardım da ben bu kadını. Çıkardı. Öyle mi? Yani çıkardım ama eşimi gördükten sonra çıkardım. Çıkardım ama onun dediği zaman değil. Kendisi dediği zaman. Sen kendini galip say. Kafasına göre çıkarıyor. Sence Cem dünyanın en yakışıklı adamı mı? Bana göre öyle. Vallahi. Yani seviyorum. Hangi fiziki özelliği daha güzel olabilirdi? Yani... Cem'de iyice böyle bir şey söyleyeceğim. Düştüm gibi. Bak şey abi bak. Aşkım buradaki soru görünürdeki. Üstüne çok konuşasın var ama. Örf, anane, geleceğim, kariyerim. Şu kapı açtı herif ama konuşamıyorum. Hep eve pipi diye bağıralım mı? Ne olur ya. En azından rahatlayayım yani konuşamıyorum. Bari. Abi bir şey demedim ama kusur derken kendisi söyledi şimdi. Yok, o anlamda demedim. Abi orada yanılıyor eşim, sevgili eşim. Ben ne olur kapatalım bu konuyu yani. Bu programda ilk defa ben bunu söylüyorum. Yani, beni getirdiğiniz duruma bak yani. Kapat artık şu konuyu. Ama şu an kapatırsak ben haksız oluyorum. Bir şey daha söylemem. Konuş ulan. Sevgili eşim şu konuda yanılıyor. Korkuyoruz hep beraber şu an. Arabanın gözünü kapatan var şu an. Bakma! Allah. Kusuru yok. Çok emedersin. Ses geldi. Bokumu yok yani. sevgili Serpil'in fiziken daha güzel olsaydı dediğin ne özelliği var? Pek düşündüğüm bir şey değil. Ne çünkü... demek o? Ya burnundan rahatsız mesela kendisi. Ha. Ama şey kendisi. Ben de yo. Karakteristik olarak yüzüne çok uyduğunu söylüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Evet. Yine bak kendisi rahatsız, ben değilim. Yani. Sen değilsin ama. Yok değilim abi. Çok severek evlendiğim bir hanımefendi. Oğlum bu kaçıncı evliliğin? Bayağı bak. Daha öncekileri bazı oradan... Yani fiziksel olarak da beğeniyorum Serpil. Öyle mi? Evet. Tamamdır yani. Kusursuz. Ya kusursuz demek yaradan
Bunun şu an hiç alakası yok yani. Allah Allah. Şurada tamam. Ne yazıyorsa. Onu sormadık yani. Gayet güzel esmer. Oğlum şimdi tanıştırmışız gibi yani. Gayet güzel ha yani. Al bilgisi var. Çocuk geliyor 5 ay sonra. Şu an buna şaşıramazsın. Gayet güzel ha. İnşallah çocuk da ona benzer abi. İnşallah. Vay. Ölürken soracağım. Vay vay inşallah bana benzer. Saçmalık. Böyle elinde sihirli değnek var Serpil. Fışt yaptın bir tane huyunu değiştirdin Cemişçilerin. Hangi huyu? Dağınıklığı. Yani. Ha çok mu dağınık? Yani Cem'in çorabını bırak plazmanın üstünde bulursun yani. Hiçbir şey yani çok rahattır. Plazma da var evde bak. Oğlum şimdi şaşırmadık çoğumuzda var artık. Ya evde plazma var diyor. Abi inanmayacaksın martilatör aldık. Ayda. Vallahi bir de dönüyor kafası böyle. Oo. Bir oraya bakıyor bir oraya bakıyor. Bunları sevinme artık biraz aç. Kumandalı bir de. Kumandalı. Evet. Plazma bak. Aslan. İnanmayacaksınız şov TV var. Vay be. Hakikaten çok mu dağınık? Çok fazlasıyla ya. Çok rahat. Pis mi peki? Yani pis değil aslında şey var. Dağınıklığı işte böyle beni bir huzursuz ediyor. Sinirlendiriyor. Çünkü ben de bir o kadar düzenli ve disiplinliyim. Şu an evde girdik mesela eve sizin şu an. Açtım ben. Verdiniz anahtarı bana girdim. Ne görüyorum yerde? Yani. Bir dakika. Giremiyorsun. Neden? Vallahi abi kapımız yok diye. Hay Allah. Hayır, kapı var. Kapıda bir soyulacaksın komple. Yani böyle üst sürü başını çıkaracak Cem. Pijamalarını giyecek, elini yüzünü giyecek. Bazen... Yoksa Cem çok affedersin o üst sürü yatağa da girer işte oraya da yatar. Böyle. Ben çok huzursuz olurum o durumda. Her gün böyle? Abi geçen alışmışım ikinci katta soyundum. Ya, Allah Allah. Alt katta soyunmuş komşuya göre size gelebilir miyim ne olur ya. Baksırımla size yatabilir miyim lütfen. Mübalağa diyor hayır o kadar da değil. Nereye kadar çıkarmanı istiyor kapıda? Denize girdiğimiz gibi diyeyim. Hadi be. Tabii. Ciddi misiniz ya? Aynen. Ama evde deniz yok. Bu bizi şaşırttı gerçekten. Ama ben de alıştım. Mesela Serpil 6 yıldır her gün, her sabah benim giyeceğim kıyafeti hazırlar. Yani pantolonu, tişörtü falan koyar. Her gün? Her gün. Bak bir yandan da hemen toparladı şimdi yani hikaye aslında. Yani ama senden öyle bir incelik bekliyor ama o da başka bir incelikle cevap veriyor. Aynen. Denge bu yani. Vallahi öyle. Ama kendi kendime dengeliyorum fark ettiysen. Ben dengeliyorum aslında. Sen mi dengeliyorsun? Bir yerde soyunurken bir yerde giydiriyorum seni yani. Allah Allah. Bir de şöyle bir durum Cem'in var. Cem'in ne zaman ve nerede giyinip soyunacağına sen bir karar veriyorsun. Yani adam hür iradesiyle hiçbir kıyafetle vedalaşamıyor. Hiçbir kıyafetle giyemiyor. İkizin varmış senin. Evet ikizim var. Erkek ikizin. Aynen. Ana çok da benzemiyorsunuz. Ben gördüm sizi dışarıda. Ya evet hiç benzemiyoruz hatta. Çünkü çift yumurta ikisiyiz tek değil. Ha. Bence benziyorlar ya. Ya burun olarak benziyoruz. Evet. Burundan ziyade şey Hüseyin bıyıklıydı. Tamam. İlk zamanlar beni alışkanlık... Yanlışlıkla Hüseyin'i öptüyse ben giderim bak buradan şu an. Abi ölmedim. O da sevdi o da beni öpüyor. Ama dedi ki Serpil'e söylemeyelim tamam dedik. Hüseyin'i öpmedim ama... Serpil'i öperken aklıma Hüseyin geliyor abi. Sanki Hüseyin bıyıklarını kesmiş. Yani bazen anlık ilk aylar ama. Abi yanlış anlama. Benden yalnız kalmaktan imtina etme. İlk aylar. Daha sana yürümüyorum, bakmıyorum. Ama zaten asıl haber değeri olan Hüseyin'i öperken Serpil'i düşünmen olurdu yani. Şu an iyi. Allah'tan öyle bir şey olmadı henüz. Hay Allah ne sert program bu ne ya. Var mı mesela kayınvalidenin şu huyunu değiştireyim dediğin bir şey? Yok. Tam tersi şey var. Kayınvalide değil. Hani şey o bana kızı gibi davranıyor. Ben de annem gibi yani. Ne diyorsun ona? Anne diyorum. Ne güzel. Gayet net. Mesut abi nasıl uzak bu konulara ne diyorsun? Dayı diyorum. Oğlum bazı insan bir önceki bölümümüzde mesela ismiyle hitap eden vardı kayınvalidesine. Kayınvalidesine. Selma evet. Diye tabii. Onlar ama bu fakirlikte olmuyor. Onlar zeytin. Onun köpek de vardır. Köpek mi ulan? Plazma köpek. Sen nereden diyorsun zenginliği ya? Sen anne diyorsun sen de. Tabii anne diyorum. Anne 2 diye kaydettim. Anne 2 mi? Anne Revolution. İyi gayet güzel. Ne olarak kayıtlı Cem sen de? Tarkan. Neden? Çok, çok basit çocuk bir yerden soruyorum. Neden? Çünkü Cem bir sabah ya yani gece işte bir video çekeceğim falan dedi. Beni Tarkan diye hani değiştir numara, ismin falan dedi. Tamam dedim.
Numarayı değiştirdim. Sabah da işe geç gözü paldır küldür çıktık. Bu arada Tarkan işçiler diye kaydetmişim de yani Tarkan. Bu bildiğimiz Tarkan. Evet. O gün bugündür Tarkan işçiler diye kaydettim. Çünkü değiştirmeye de erindim. Öyle kaldı yani. O sende? Ben Serpil'i yanlış kaydettim abi. Oğlum siz ne ayaksınız lan ikiniz de yani? Ne demek o? Ya şöyle fark ettim onu da. Bir gün minibüste gidiyorum. Şaşırdık mı abi? Minibüste gidiyorum. Arka bir hanımefendiyi herhalde sevgilisi olduğunu tahmin ettiğim biri aradı. Telefonda bir tamen yazıyor. Yanlış kaydetmiş. Bir tanem yazamamış. Ben dedim ki şimdi ben gerizekalıya bak ulan. İnsan sevgilisini var doğru kaydeder. O sırada Serpil aradı. Ben de Serpil'i o an fark edip Serpil diye kaydetmiş. Öyle kaldı mı orada? Serim ekledim. Serpil'im. Tarkan işçilerle Serpil'im yani şu an. Evet. Ağırladığımız çiftlere bak. Allah kahretsin. İlişkinizin bir filmi var mı? Beraber böyle birden fazla izlediğiniz bir film. Can Dostum'u çok izliyoruz. Can Dostum'u çok fazla izliyoruz. Ha, vay bildiğiniz. Matt Damon. Yok. Matt Damon o şeyle olan. Bu da Can Dostum. Korsanlar hep aynı çeviriyor ya onu yüzden. Can Dostum. Yine kaliteli bir yerden almışsın. Yine belli ki VCD konuşacağız. Hayırlısı olsun. Abi VCD var şaşırmadınız mı ya? Hangi Can Dostum bu? Intouchables mıydı ya? Bu Fransız filmi. Öyle o film mi? Evet. O filmi çok sefer beraber izledik ama genelde film zevklerimiz tutmuyor çok aslında. Sen hangi tür filmden hoşlanıyorsun? Ben daha çok böyle komedi, romantik komedi, saf komedi. Komedi. Komik. Abi bir de oğlum anladık yani rica ederim bize böyle anlatma. Serpil böyle full korku ama saçma zaman yani, korkuyor. Hayır değil öyle. Öyle hani böyle bir katil var belli ki katil. Belli yani. Belli ki o yani evet. Herkesi kesiyor falan bir de böyle izliyor. Kesiyor işte herif herkes kesiyor. Gerilim seviyorum. Evde gerilim. De o gerilimi Cem'e yaşatıyorum yani. Kadın vallahi tokatlamaya gelmiş. En sevdiğin korku filmi? En sevdiğim. Yani o kadar çok fazla var ki şeyi seviyorum. Ruhlar Bölgesi'ni çok fazla seviyorum serisi. Nefis film abi. Seviyorum. Ruhlar Bölgesi. Ne mesela? Konusu ne Ruhlar Bölgesi'ni? Ya böyle şey var. Astral seyahat de var sanırım işin içinde böyle. Sanırım. Sanıyor. Ya sanırım da gelmedi. Belli olmayabilir yani. Daha 4 kere seyretti. Daha belli değil. 4 kere seyretti. Bu her şeyi yani çözüyorsa iyi lan böyle valla. Ne bok anladınca 4 kere. Yani bunu böyle çözememen lazımdı normalde yani. Yani. Karıştırması normal çünkü izlediği filmlerin hepsinin sadece adı değişik. Hepsi aynı, hep aynı. Aynı zevklerimizi var bir kere. Altıncısı çok beğeniyorum yani gerilim olarak da. Sen de seviyorsun, sevmiyor değilsin yani. Çok değil bir gerilim yani. Altıncısı tabii, çoğu kişinin bilmediği. Ne? Öp öp elini öp vakti. Çok da bana öp öp tamam şimdi öpeceksin. Yatağa giremeyecek kadar kavga ettiniz mi hiç? Biz yatakta barışıyoruz genelde. Yok. Hayır. Oh diyen kim acaba şu an? Öyle yani. Hani yok anladım anladım. Bizim şöyle bir şeyimiz var abi gerçekten kavga ediliyor. Fakat hep şey diyoruz yani kavga da etsek o yatağa beraber girelim. Ha öyle mi? Ve zaten sabah unutuyoruz. Hatta bir ara o kadar çok kavga dedik ki sabah ulan kavgalı mıydık? Bu bana gergin ama bana mı acaba yani? Sırtı dönük. Pozisyonu mu o? Evet evet ya öpsem mi, direkt gitsem mi? Kapıyı mı çarpsam mı? Şaşırıyorum. Ortada bir şey yok, sıçarım böyle evliye. Vurmuş kapıyı çıkmış. Aynen öyle. Ona da diyor bu gene neye sinirler acaba kendi kendine. Hiç ayrı yatmadın yani. Salonda yat demedi sana. Yok. Güzel. O kendi gelişiyor aslında biraz. Ya son zamanlarda olmalı başladı. Hamilelerimden dolayı şey var böyle salonda daha çok rahat ediyorum. Bir de bazen tartıştığı üstüne mis gidip yatıyorum böyle. Ha. Öyle yani. Şey mesela planlıyor mu? Tatlı bir tartışma çıkartayım. Benim çok da kalbini kırmayayım ama salonda yatacak kadar yani. Hanımlar beyler tahsiller olmuşsundur ilişki testi alkışlarla devam ediyor. Biz sizi alkışlıyoruz. Proje büyüyor şu anda içeride 13.500 kişi var. Cem dedi ki tatlım dedi turne var. Turne öncesinde de bir hafta tatili gidilecek oraya. Tanımadığında kızlar var 3-4 tane. Hı. Gidebilir mi? Oluyor zaten Cem öyle seyahatleri. Yani gidiyor. Gidiyor. Da benim niye haberim yok? Ya gidiyor derken. Kim ya?
Hayır, turne var. Ondan önce bir hafta tatil var. Yani şey şöyle diyeyim, hani tatil değil ama hani böyle seyahatler işte çekimler için gittiği zaman işte tanımadığım hatunlar olabiliyor. Ekipte. Tamam. Hiç bu da çok normal. Sormuyorsun sen hiç kim o kim? Sormam ya, tam tersi Cem böyle hani sormama fırsat bırakmıyor çünkü. Hani şey arar işte görüntülü falan böyle bilmem ne. Çakal. Ama hani şey var işte. Kızları da alıyor mu görüntünün içine? Yok, önden arıyorum kız yokken. Yok, ben zaten aklımda bir soru işareti kalmasın diye. Ben ama senelerdir tanırım Cem'i. Samimi söylüyorum. Hiçbir böyle bir... Bizim meslekte öyledir azıcık böyle bir... Aman güzel bir kız gelir, hayranınız der bilmem ne. Hiç görmedim. Sıfır. Öyle bir şey işte. Onun için bir telaşem yok yani. Adam yapamıyor dedi, demedim ben yani. Değil yani. Manyağı bak, onun için bu ne bakacak ki? Yapamaz ki bu. Mesut'cum keşke yapsa, isterim biraz kıskanayım ama yapamıyor. Cem'in erkek hayran daha fazla. Öyle mi? Tabii. Full askeri kamp gibi. Takipçiler hep erkek. Hadi ya. Erkeklerin sevgilisin bir yerde. Öyle bir ortam. Sen Serpil'i kıskanır mısın hiç? O da çok kıskanmamı gerektirecek hal ve tavırlara girmiyor. O konularda çok dengeliyiz biraz yani. Evet, ben çok böyle yani. Hı-hı. Sadakat bin yani sizin. İyiyiz yani. Bir şeyde de iyi olalım. oğlum plazman da var, şey yapma bakalım. Ventilatör varsa iyi yani hayat. Standart yüksek yani. Vallahi billahi. Selfie için yapabileceklerinin sınırı var mı? Yok. Hakikaten mi? Hı-hı. Kuruldu komşuya. Git şunu dedi, baltayla ikiye böl. Delirmiş. Yani yapılabilir. Böldün geldin dedi ki vazgeçtim, üçe böl. Tamam. Matematiğe zayıfmış demek abi. Kadar. Neden ya? İkiye bölünen bir şeyi sonra nasıl? Oğlum eşit böleceğiz demedik. Gene laf yedim ya. Ama aranıyor Naka, ben seni seviyorum, güzel ağırlıyım. Matematiğe de zayıfmış derken bana sokuyorsun orada lafı. Sen ben de diyorum ki. Allah Allah. Sıçarım bak senin gagana. Ulan ne kadar çirkin bir insan. Çok da sevdiğim adam. Hayır, ben böyle galiba. Benim böyle yani. Kurtuluş yok. Böler misin? Şimdi Serpil'in benden istedikleri şeyler hukuken de problem yaratmayacak olan her şeyi yaparım. Serpil için mahpusa girmez misin? Abi tamam da. Tamam da. Mal mıyım abi? Niye giriyorum mahpusa ben? Şimdi koğuşta ağa soracak. Hayırdır birader? Niye geldin? İşte biz ilişki testine katılmıştık. Oradan bir gaza geldim ben. Durduk yere komşuyu böldüm, sen bildin haberi. Ne komik olur. Durduk yere sen mi dedin, niye böldü lan, bu şakaydı ya. Bir poşetle getirmiş hemen. Bölüm üstler en sevdiğim. Hoş geldin Raskolnikov. Şimdi girmiyorsun yani mahpusa. Yani abi şu anda girmiyorsun yani. Serpil için değil, senin içinse girebilirim. Sen onun için her şeyi yapar mısın? O kadarını yapmam ya. Ne kadarını yaparsın? Yani fedakarlık o değil ya, onu yapmam yani. Birisini öldüreyim, vurayım ya da ne bileyim. Biriyle görüşme diyor. Yani sen de çok seviyorsun. Bana geçerli bir sebep sunması lazım. Yani niye görüşmüyorum yani? Hani kıskanıyor mu, adam mı sıkıntı ya da kadın mı bilmem ne falan. Kurulmuş. Rica ediyor, görüşme diyor. Yok ya, ben hani ilişkide bu kadar çok fazla hakkın olmasına karşıyım. İşte sevmiyorum, onunla görüşme, bunu yapma falan. Saçma. Bana uyanmaz. Hani şey var tabii ki hani... Bir anama sövmediğin kaldı, onu da artık en son yap yani. Ama çok farklı bir şey. Cem'le de hani bizim aramızda öyle bir şey var mı yani? Başlarda vardı, benden... Cem'de çok fazla vardı. Onunla görüşme, bunu niye beğendin? Ben tabii, çok tabii. Salaktım ilk ilişkinin şeyinde. Ben de sonra bakmak sonra çok pişman mi? Oldum ama yani. Arkadaşı kalmadı, hep beraber kaldık o yüzden. Beni arıyor. Hep biz görüşüyoruz. Kahvaltı, akşam yemeği. Birlikte uyuyoruz. Arkadaşı kalmadı diye üzüntüye bak. Ama ilişkiler de biraz uzun süredir beraber olunabilir ya. Biraz ayrı da olmak lazım abi. Farklı sosyal hayatlar, farklı şekilde, farklı yerlerde geçiren zamanlar da yaşamak lazım. Hep böyle dip dibe yürümüyor yani. Biraz... Cem'in dahil olmadığı bir arkadaş grubun var mı? Var tabii ki. Ha. Ve şey de var. Çok fazla hoşlanmam da Cem'in. Hani böyle arkadaşlarıma takılacağım zaman hani... Orada olması. Ya o da mesela ben abi, de ona dahil olamadım. Abi özetleyelim, Serpil benden hoşlanmıyor. Artık ortaya çıktı. Çok lafa... Şimdi hoşlanmam ben. Ay, çok başın, güzel ifade etti ya. Doğru söylüyor abi. Başında da hani şey vardı. Hani Cem'in bunları yapma, yani yapma etme dememin sebebi şey var. Çünkü sonuç itibariyle o da sonuca gelecek yani. Beraber zaman geçirmememiz bazen çok normal ve doğru olan da odur yani. Evet. Senin de vardır yani. Serpilsiz ortamın. Kesinlikle tabii var. Tabii ki. Var. Tamam gelse yani, hepsine geliyor.
sıkıntılı olur. Yani. Tabii tatsız yani. Olur. O yüzden yani. Güzel farklar. PlayStation oynuyoruz. Ben de varım. Oturuyor arkadaşın. Aynen. Ki hiç oynamaz. Keşke oynasa. Bir ilk kere denedim tabii de. Ki evde PlayStation yok ama yani en azından konuşurduk yani. Şaşırdık mı? Hayır. Bakalım kablo var mı HDMI? Anlatın hakim var teknolojiye. Biliyorum HDMI 1, HDMI 2. Benim televizyonum böyle iki tane. Yani çok da bir birbiriniz için bir şey yapabildiğinizi görmedim açıkçası yani. Yani yapıyoruz ya, tahammül ediyor bana. Yani Cem şeydir böyle, sabırlıdır. Ben de ona tahammül ediyorum. Orada o da zor bir tiptir yani. Tip oldu. Tölem ediyoruz böyle. Şimdi tip oldu diyor. Anda, şu anda da yani tip. Şöyle ilişkisinde aşkımla başlayan program hanımefendiye söyleyin. Devam etmek için söyleyin. Şu kadına ben mi söylerim, siz mi söylersiniz? Dedikodu yapar mısınız ikiniz? Tabii en zevklisi. Valla. Hiç beni çekiştirdiniz mi? Ölgü neydi? Şu saatten sonra ben cevabımı aldım Cem. Oğlum bende ne alıp veremedim var. Ben seni çok severim. O ilk sorunun devamıydı. Anladım. Hiç beni çekiştirdiniz mi? Yok, biz birisini çekiştiremiyoruz Cem'le aslında. Cem çekişiyoruz. Hani şey var, hani eleştiri yapıyoruz ama Cem'e mesela şunu oldu falan diye. Yani bu tür şeyler çok Cem'e uymuyor. Hoşuna da gitmiyor. Konuşmaz. Ağzı çok kilittir yani. Valla. Ha. Bu konuda çok böyle domuzdur yani. Hayatta ağzından bir şey alamaz. Domuz. Övdü şu an yani. Programımız Serpil'in Cem'e göt demesine geçecek. Benim radyoda sorduğum bir sorum ama burada da bence soralım. Sevdiceğinden ne saklıyorsun? Şimdiye kadar sakladığın ama bizim program özelinde de söylüyorum ulan dediğin bir şey var mı Cem? Serpil'in bilmediği. Çok düşündüm. Ayşe gel. Ne komik olur ya. Bir şey kızı koluna elinden tutmuş gidiyor ikisi. Ne güzel olur ha. Yalnız. Amma canım yavrum bir daha hamile. Ana! Mükemmel olur ya. Mükemmel gibi program olur ha. Senin var mı sakladığın bir şey? Sakladığım bir şey Ali diyormuş bana. Hatta çocuk. Bambaşka bir şey. Samimi söylüyorum, bir bölümde daha süt çocuğu gibi kaldım yani. Kız oradan vuruyor, çocuk oradan vuruyor. Öyle kaldım ben. Daha da yaptınız. Ben de buradayım. Ananızı babanızı seviyoruz bu. Üzgünüm yani şu an. Hatta çocuk diye şaka yapıyor. Delirmiş bunlar oğlum, vallahi bak. Yok ya, ben Cem'den bir şey saklayamıyorum. Tabii Cem. Hayran olduğun bir ünlü var mı? Yani rahmetli Tarık Akan'ı çok seviyorum. Vay, yaşa. Çok fazla. Yaşayanlardan? Yaşayanlardan. Ya ben öyle şey değilim, her şey çok komik. Uyunca sever, ölünce sever. Sen bir hayatta olanlarla. Öyle bir şey bağlamak yok. Oğlum baya kavga ediyorlar şu an, farkında mısınız yani? Bildiğin çatırdattık ilişkiyi, bambaşka bir şey oldu. Oğlan laf söküyor, oğlan. Ben programda yokum, gelmesen de olur daha. Uyurdum evimde. İkisi yapsaydı bana ne ya? Uyuma abi. Uyuma abi, sen bir sever bak. Hay Allah'ım, canım yok abi, başka yok ya. Uyurken seviyorum ya. Senin var mı hayran olduğun ünlü Cem'ciğim? Tarkan'ı çok seviyorum. Hakikaten sen Tarkan fanı mısın? Gerçekten yani. Fanı derken böyle burama Tarkan, gerçi onu da yaptım Kito konserinde. Yaptım ha, vallahi yaptım abi. Ne, bandana mı taktın? Bildiğim bandana aldım, taktım Tarkan diye. Ve çok da küçük değildim yani. Abi çarşamba gibiydi vallahi. Utanıyorum ama 4 gün önceydi. Fotoğrafı da var, paylaştım Instagram'da hatta. Tarkan şimdi şuradan girse heyecanlanır mısın? Sürünürüm yerlerde. Tarkan tatlı adam abi, Tarkan eskiden daha şeydi, naifti, sonra bozuldu biraz tabii. Ne demek o? Yani, ya eskiden mesela şarkılarında Tarkan'ın unutmamalı şarkısı vardı ya. Tarkan'a biri diyor ki sevgilin seni aldatıyor. Aldırmıyor. Tarkan diyor ki gücendim. Gücendim. Çok tatlı diyor. Şimdiki şarkıların mesela dikkat et, sonu hep böyle küfür etmelik. Yolla şarkısını falan mesela. Nasıl? İşte yolla, yolla kaderim yolla. Acıları bana yolla. Ne de olsa dert babasıyım ya ben, amına koyayım. Vallahi şarkı daha güzel oldu, sana söylüyorum. Hep ben bir şey böyle içimi kemiriyordu yani.
eksik diyordum. Bana geçmiyor diyordum. Bir şey diyordum. Oymuş yani. Yollar bırakayım. Ne kadar güzel oldu ya. Ben çok mutlu oldum oğlum sizi ağırladığıma. Vallahi normal hayatta da çok sevdiğim. Bu arada Cem İşçiler çok da iyi bir stand-upçıdır. Çok da iyi bir komedyendir. Instagram'dan ilk defa yapıyoruz bunu projenin içinde. Instagram'dan Cem İşçileri bulun, takip edin. Oyun neredeyse de oraya gidin. Doğru mu? Yes. Tamam. Eğer o gün benim oyunum yoksa. Ne var lan? Çünkü varsa ben de oradayım. bir öpüşsenize. Uyu. Uyu diyor, uyu. Sen bu adamı ayıkken öpmedin mi hiç? Yalnız kız var ya, tutmuş tutmuş, en son lafı o yediydi ya. Salma o kendini. Ben çok mutlu oldum ağırladığıma. Harikulade bir mutlu çipsiniz. Olduk. Teşekkürler. Hayranlıkla izlediğim kadar da varmış ilişkiniz yani. Çok tenis maçı gibi oldu. Çok güzel laf soktunuz. Hiç bana gerek yoktu bu bölüm. Şimdi kategorilerimiz var bizim, biliyorsunuz. Çağdaşlık üzerinden puanlayalım istiyorum. Bu çiftimizin çağdaşlığı 10 üzerinden 9 ve üzeri diyenler o desin. Değil mi? Neler konuşuldu yani? Pipiler. Çocuk başkasından mı şakaları? Yani. Sadakat. 10 üzerinden 9 ve üzeri diyenler o desin. Yani hiçbir bok yiyemediğiniz çok belli yani şu an. O kadar Ayşeler, Aliler havada uçuştu ama eğlence 10 üzerinden ben 10 veriyorum. 9 ve üzeri diyenler o desin. Yani çok küçük bir paraya en iyi bölümlerden birine geldiniz şu an siz. Böyle bazen ucuza gidiyoruz, çok üzülüyorum ben. Yani hızla güldünüz yani, bu değil çünkü. Hanımlar beyler, Tahsilden Oğlu'nun sunduğu ilişki testi sona eriyor. Siz de YouTube'dan Santral Kumpanya ve Mesut Süre kanallarını takip ediniz. Bu videonun altına yorumlar yazınız. Eğer ki bunları yapmazsanız. Naif beddua severim. Bilirsiniz. Berbere gidin. Deyin ki saç sakal. Sizi damat zannetsin. 350 liranızı alsın. Amin. Diyelim kadınsınız. Berbere gittiniz. Desinler ki burası berber. Saçma sapan. Efendim burada erkekler var desinler. Salak oldu, ne zaman olsun, güzel oldu, komik oldu. Bölüm bitti, ayağınıza sağlık. Hoşça kalın arkadaşlar.